Yine çok enteresan bir vakadan bahsetmek istiyorum. Yeni evlenmiş çiftin bundan 4-5 hafta önce çocukları oluyor. Ve bu çiftin çocukları sağlıksız, istedikleri gibi değil. Bize başvuruyorlar. Hocam, biz sizi takip ediyorduk. Siz sürekli hadis-i şerifleri okuyorsunuz. Örnekler veriyorsunuz. Şu anki bizim davranışlarımız, cümlelerimiz çocuklarımıza yansıyacak. Sirayet ettiğini söylüyorsunuz. Hadis-i şeriflerden örneğin bela insanın diline bağlıdır diye sürekli bu hadis-i şerifi okuyorsunuz veya ya hayır konuş ya da sus. Bizim anlayacağımız dilden hep anlattınız. Biz sizi dinliyorduk. Fakat bu çocuk anlayamadık. Neden engelli? Tamam, biz kabul ediyoruz. Hamd ediyoruz. Şükür ediyoruz. Fakat biz ne yaptık ki sirayet oldu? Veya bizden önceki büyüklerimiz ne yaptı ki şimdi biz bu imtihana tabi tutulduk diye bize başvuru yaptılar. Bizden cevap talep ettiler. Yalnız biz basma kalıp cevaplar vermiyoruz. Teste sokmadan, analiz yapmadan, en az 3 aylık programa katılmadan kesinlikle teste yapmıyoruz. Çünkü bir vebali var. Test olmadan bir şey söylemek, analiz yapmadan bir şey söylemek, sadece böyle kısa bir görüşmeyle bir şey söylemek doğru değil. Bizim şartlarımızın olduğunu, en az 3 aylık veya 6 aylık programa katılmaları gerektiğini söyledik. Ve onlar da razı geldiler. Test olduktan sonra ilginç sevgili arkadaşlar hemen ortaya çıktı. Çocuğun neden engelli olduğu tabii Allahu alem ortaya çıktı. Sevgili arkadaşlar, bu kişiler taze yeni evlendiklerinde beraber el ele tutuşup yolda yürürken engelli bir çocuk görüyorlar. Damat efendi şunu söylüyor. Ne kadar tatlı bir çocuk. Yeter ki çocuğumuz olsun. Engelli olsa da fark etmez diyor. Sevgili arkadaşlar, 1400 sene önce peygamberimiz boşuna uyarmamış. Ya hayır konuş ya da sus buyurmuş. Çünkü söylediklerin ya dua oluyor ya da beddua oluyor. Ya da söz sihir etkisi yapar buyurmuş peygamberimiz. Bu da bir hadis-i şerif. Bunları hep söylüyoruz. Şu anda yine söylüyorum. Bunları tekrarlıyorum. Susan kurtuldu buyuruyor peygamberimiz. Yani sussaydın belki de o imtihana tabi tutulmazdın. O yüzden sen bir şey söylüyorsun ve başına geliyor. İddialı cümle kullanıyorsun, başına geliyor. Yaşıyorsun bunları. Peki eğitime katıldıklarında ne öğretiyoruz biz onlara? Dil kalıplarını öğretiyoruz. Nasıl konuşmaları gerektiğini, hayatlarını, çocuklarını, ahiretini nasıl programlayacağını anlatıyoruz aslında. Dil kalıplarını kullanarak. Yine başka bir vaka geldi aklıma. 6 tane kızı olan bir amca şu cümleyi söylüyor. Yeter ki bir çocuğum olsun, erkek çocuğu. Cebimdeki bütün parayı alsa da fark etmez diyor. Hiçbir şey bırakmasa bile cebimde olur diyor. Hakikaten Hazreti Allah da ona öyle bir evlat veriyor ki 5 parasız bırakıyor aileyi. Durumları, maddi durumları çok iyi olan ailenin malını, mülkünü har vurup harman savuruyor. Bir baltaya sap olamıyor. Yaşı 40'ı geçtiği halde hala bir iyilik yapmamış, yapamıyor değerli arkadaşlar. Bu amcamızın söylediği cümleden dolayı imtihanları. O yüzden size de yabancı gelmiyor. Buna benzer çok şeyler duymuşsunuzdur. Belki de sizin de bu şekilde yaşadığınız imtihanlar vardır. Değerli arkadaşlar, insan diliyle, davranışıyla hayatını ve geleceğini, çocuklarını programlayabiliyor. Onlara sirayetler oluyor. Peki bize de geçmişten sirayetler var mı? Elbette var. Nasıl senin şeklin, senin gözün, burnun, kulağın, yüzün annene babana benziyorsa bu şekilde davranışlar da aktarılıyor, alışkanlıklar ocak ocak aktarılıyor. Ama bunları kırmanın yolu var mı? Var tabii, elbette. Dert var mı? Var. Derman elbette var. Dolayısıyla bunları öğrendiğinde, uyguladığında sirayetlerden kurtulabilirsin veya çocuklarına kötü sirayetleri, genetik geçişleri, DNA geçişlerini durdurabilirsin. Bu senin elinde. Biraz önce anlattığım genç çift davranışlarına, konuştuklarına, düşüncelerine dikkat etmeyi öğrendiler ki bundan sonra dünyaya gelecek çocuklarına da negatif sirayetler olmasın diye şu anda kendilerini yetiştiriyorlar. Değerli arkadaşlar, bunu siz de yapabilirsiniz. Siz de şu anki davranışlarınızı kendinizi geliştirerek değiştirebilirsiniz. Aynı davranışları tekrarlayarak farklı bir sonuç gelmiyor. Farklı davranış sergileyeceksiniz ki sonuçlar farklı olsun. Nasıl eve çamaşır makine aldığında el kitabını okumadan çamaşır makinesini çalıştırmıyorsan, Hazreti Allah'ın sana verdiği bedenin, aklın, kalbin de
El kitabı var. El kitabını okuduğunda, öğrendiğinde, hayatına yansıttığında o zaman bir arıza vermiyor. Evet, sen de hayatın el kitabını öğrenmek istiyor, hayatını güzelleştirmek istiyorsan o zaman bizim online eğitimlerimize katılabilirsin. Bizim online eğitimlerimize katılabilmek için hemen videonun altındaki linke tıkla, formu doldur, gönder. Eğitimlerde görüşmek dileğiyle, hoşça kal.